sanki biraz batmış. Pusucik, çocuk yapalım mı? 3, yok 7 tane. Ay git salakma koca kafalı pis kedi. Koca kafa mı? Niye öyle dedin lan? Sen kendine bak lan, feminist. Abim dünya boştur yo, o hiçbirimize bakmıyor. Sen kimsin lan? Manayı bozarlar abi, şu daçı köftacı bizimdir. Yani benim sahibim. He iyi. Lan, garip nerede? Tek başına içeri girdi kesin. Uy, o adam biraz sıkıntılı abi, haberin olsun. Ha, çiğ köfte yemeye de beklerim. Kaçak mama da vardır ha. Uf, eyvallah İbo. Ne oluyor lan? Bırak lan beni. Aslında sana bir şey yapmayacaktım. Ama evime ne cüretle girersin? Yeni deneyimde seni kullanacağım. Deney mi? Zaten taşaklarımı almadın mı? Daha ne istiyorsun lan? Merak etme. Huzurlu olacaksın. Sadece ruhunu alacağım. Hayır. Eyvah. Garibi kurtarmam lazım. Tek başıma nasıl yapacağım ki? Satılmış abi acaba bana yardım eder mi? Peki bundan bizim çıkarımız ne olacak? Evet, bizim çıkarımız ne olacak? Sizi Çinlilerden nasıl kurtardığımı unutuyorsunuz galiba. Mao, Kongkai. Çiğleta. Tamam, Fei Chen Gao Chi. Tai Hao Chi. Sen söyle. 3 tane kendi boku yedim. Lan Rıdvan o değil öbürü. Alabanı tekeline etedim. O da değil. Ha oğlum bir dakika. Canını istemiyorsan arkadaşımızı bırak. Arkadaşınız mı? Ama acıkmış, ona birazcık mama verdim. Siz de ister misiniz? Olur, geliriz. Üf, ne biçim umusum hep sallamak mı? Salak pire torbaları. Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz değil mi? Burası bizim evimiz değil. Ula 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 ula. Oğlum neredeyse internetin göt deliğine girdim. Hiçbir şey gözükmüyor orada ya. Bildiğin bomboş çöl abi. Abi. Ya Aykut dur, beynim sulandı zaten ya. Saçma sapan şarkı söyleme yine. Alo. Alo. Yakışıklı erkeğin Aykut konuşmakta. Bunların nasıl bir ilişkisi var anlamadım ki ben ya. Ne haber bebeğim? İyi. Hiç. Tamam, kapatıyorum o zaman. Aykut hiç konuşmuyorsun benimle. İlgi göstermiyorsun artık. Mesaj bile atmadı. Sen konuşmuyorsun ki güzelim. Neyse, zaten Selahattin abiyi arıyoruz ya, bulamadık. Ama ben ayağımı vurdum. Of, harbi mi? Fotoğrafını atsana bakayım. Hiç öylesine. Sonra ne yaparsın? Öyle mi diyorsun? Aykut. Sadece izle. Abi bin, ben seni sonra arayacağım. Tamam, öptüm bay. Alo. Yüzüme kapattı. Abi Selahattin abi şimdi gerçekten dev mi ya? Acaba yeşil yoldaki dev gibi mi, yoksa şirek gibi bir şey mi? Aa, tepe göz gibi de olabilir ha. Ama onun tek gözü yok. Acaba ilk insanlardan olabilir mi ya? Bir yerde ilk insanların çok uzun olduğunu okumuştum. Bir dakika, ne dedin? Okumuştum dedim. Ya benim de araştırma tutkum var, olamaz mı yani? Haklısın lan, devlerin tarihini araştıralım. Kanka burası neresi ya? Yemin ediyorum tarih kokuyor. Bak şu neyi kokla. 29 Mayıs 1453. İstanbul'un fethi kokuyor abi. Aa bak şuraya bak. 1807 köleliğin kaldırılışı. Şurada da hafiften bir barut kokusu var. 1939 6 yıl sürmüş. 1945 2. Dünya Savaşı. Lan yeter, bırak şu geyiği.
Ne çok tarih biliyorsun oğlum. Sen bu kadar zeki miydin? Abi bir dönem çok sola takıldığım için tarih bilgim fena değildir. Alo? Celal, beni aramasana sinirliyim. Bütün saatlerimi yemişsin. Zaten kütüphanedeyim. Telefonu da sessize alamadım. Yavrum baksana bir şu telefonu sessize alır mısın? Alayım hocam. Hocam biz dev tarihi hakkında bir araştırma yapıyoruz da şey... Ya yavrum dev olmadı ki devin tarihi olsun. Cahil cahil konuşmayın. Onların hepsi faturistik futuristik fesaneler. Fesane ne lan? Ne bileyim oğlum, efsane demek herhalde. Bak ya, yere kitap düşürmüşler, almıyorlar. Aa, şansa bak abi. İnanamadım o gerçekler, hayal gibi uyanıp kafamın içinde darbedenim. Hayal edin buraları darmadağın edin ama yine veremedim armağan helal edin. Mıknatıs gibi çeker gariplik beni oyun ortasında. Korkma kalma fani gündüz ortasında. Gece yaşarsan tüm dileklerin gerçek açarsan.